yazılmış. Tamamen kromatik bir aşağı iniş üzerine yazılmış. Bu kromatik iniş, yani her adımda bir yarım sesli aşağı iniş, ölümü sembolize ediyor. Ve tam anlamıyla tek operası aslında diyebiliriz Purcell'in. Diğer eserleri tam anlamıyla opera değil, müzikal tiyatro gibi. Dido ve Aeneas, bir Yunan efsanesi üzerine. Aslına bakarsanız bu tarafta geçiyor hemen hepsi hikayelerin. Bu Truva'da geçiyor. Diğer hikayemiz ise Beyazıt'la ilgiliydi. Bir sonraki dinleyeceğimiz Arya'da Şam'da geçiyor. Yani bizden almışlar aslına bakarsanız esin kaynaklarını. Gerçekten çok sevdiğim bir Arya bu. Büyük kraliçe Kartaca'nın kraliçesi Dido. Kocasının ölümü üzerine yas tutmakta. Ve o zaman işte Truva'nın yakılmasından sonra geçen bir hikaye. İşte o dönemin hikayedeki kahraman Aeneas rüyasında görüyor. Sen Truva, yanan Truva şehrinden kaçıp kurtulmalısın. Hayatta kalan Truvalıları alıp İtalya isminde yeni bir ülke kuracaksınız siz. Aslında Roma'nın, yani Roma isminde diyelim, Roma'nın kuruluş hikayesi bir nevi diyebiliriz bu. Burada şöyle ilginç bir şey var. Onun kazanmasını isteyen tanrılar ve istemeyen tanrılar var tabii ki. İstemeyen tanrılardan biri kahramanı Kartaca kıyılarında bir fırtınayla karaya vurmasını sağlıyor ve orada güzel kraliçeyle tanışıp aşık olup orada kalacağını umuyor aslında. Ve öyle de oluyor gerçekten. Kraliçeye aşık oluyor Aeneas. Ve büyük bir aşk yaşıyorlar. Ancak bir gün tanrılar tekrar rüyasına giriyor ve sen görevini unutmamalısın diyorlar. Bunun üzerine Aeneas tekrar Roma'yı kurmak üzere yoluna koyuluyor. Bunun üzerine üzüntüsünden tabii ki deliren Dido adamlarına emir veriyor. Büyük bir cenaze ateşi yakın. Ve kendini öldürerek bu cenaze ateşinin de sevgilisinin gemiden görmesini umuyor ve öyle de oluyor. Sevgilisi uzaklaşırken arkasına bakıp ateşi görüyor ve ne olduğunu anlıyor. Ama artık yapacak bir şey yok. Ve şimdi Binnaz'ı tekrar sahneye davet ediyorum. Dido'nun ölmeden önceki son sözlerini bizimle paylaşması için. Thank you.
Oh.